İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Türk basını Batı Ermenistan'dan yayınlanan haberlere değindi. 31 yıl önce bugün meydana gelen yıkıcı deprem Ermenistan dünyasını sarstı. Batı Ermenistan'ın Van ilinde incir ağacı Aralık ayında meyve verdi. Birleşik Devletler Orta Doğu'ya ilave askeri birlikler gönderebilir. Fransa neden Türkiye'nin IŞİD'in kurucuları arasında olduğunu açıkladı. Gabriel Sarkisyan Avrupa Hızlı Satranç Şampiyonu unvanını kazandı. Haberler.com adlı Türk haber sitesi Batı Ermenistan'dan yayınlanan haberlere değindi ve yer isimlerinin bir kısmının Ermeni isimlerinde sunulmasına şaşırdı. Özellikle İgdir, Van, Bağış, Mardin, Adana, Trabzon ve diğer yerler gerçek Ermeni isimleriyle ifade edildi. Site, Ermeni halkının tarihi adaletini onaylamak arzusunu aç tavuk kendisini darı ambarında görülmüş ile kıyasladı. Makalenin Türk yazarları ayrıca Karabağ'ı işgal edip gözünü Iğdır'a dikenler, Antranikilerin kulaklarının nasıl kesildiğini çabuk unutmuşa benziyorlar ifadesini kullandı. Tabii ki tarih Türkiye'nin küstahlığının sınırsızlığını biliyor. Ve bu tür kasılmalar Türk yönetici çevrelerinin ve halkın çoğunun tarihin tekrarlama alışkanlığı olduğunun ve tazminatın yaklaştığının farkında olduklarının bir kanıtı. 1920'de bağımsız ve egemen bir devlet olarak ilan edilen Batı Ermenistan, şimdi Türkiye tarafından işgal edilmiş durumdadır. Er ya da geç, gerçek sahiplerine, Ermenilere dönecek. 1894'ten 1923'e kadar Türk hükümetleri yalnızca Batı Ermenistan'da değil, Kilikya, Artsakh ve Bakü'de de Ermenileri yok etmek için bir plan hazırladı ve uyguladı. 2 milyondan fazla Ermeni bu soykırım programının kurbanı oldu. Türk sitesinde yayınlanan yazıya aften sadece bir düzeltme yapacağız. Ermeni halkı Artsakh'ta haklarını geri aldı ve bir sonraki adım ise Batı Ermenistan'ın kurtuluşu olacak. Başka bir seçenek yok. Antraniklerin kulaklarını kesmeye gelince, Türk'ün yapabileceği tek kahramanlık, Talış'ın Ermeni sivillerine işkence etmek. Bu arada öldürülen Ermenilerin kulakları kesildi, uyuyan Ermeni subayını baltayla öldürmek ve diğer sözde kahramanlıklar. Artsakh ve Nahçıvan dahil Batı Ermenistan'ın her metrekaresi Ermenistan'dır ve son. Ve bir son söz olarak büyük Ermeni şairi Ovanes Tumanyan'ın sözlerini hatırlamak uygun olur. Ağızları kanlı yamyamlar, bin yılda ancak katil olmayı başardı. Şimdilik bu kadar. 31 yıl önce 7 Aralık 1988'de modern Ermeni tarihinin en trajik felaketlerinden biri gerçekleşti. Merkez üssü Spitak'ta olduğu için Spitak depremi olarak adlandırılan yıkıcı deprem, Sovyet Ermenistan Cumhuriyeti'nin kuzey bölgelerini saat 11.41'de sarstı. 25 binden fazla insan hayatını kaybetti, 10 binlerce insan yaralandı ve yüz binlerce insan evsiz kaldı. Hemen merkez üssünde bulunan Nalbant köyü ve yakınındaki Spitak kenti yerle bir oldu. Cumhuriyetin ikinci ve üçüncü en büyük kentleri Leninakan Gümrü ve Kirovakan Vanazor büyük hasar gördü. Yüksek katlı binalar neredeyse tamamen yıkıldı ve bu çok sayıda insan kaybının sebeplerinden biriydi. Çok sayıda insan kaybının bir başka nedeni de 7 büyüklüğü aşan yıkıcı depremin yarım dakika sürmesiydi. Deprem Yerevan ve Tiflis'te hissedildi ve dünyanın sismik istasyonlarında kaydedildi. Afet bölgesi 31 yıl geçmesine rağmen henüz tam olarak onarılamadı. Batı Ermenistan'ın Van'ın İpek Yolu ilçesinde bir evin bahçesindeki 20 yıllık incir ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşkına çevirdi. Batı Ermenistan'da yaygın olarak yetişen soğuğa ve don olaylarına karşı dayanıksız olan incir ağacı Van'da kış mevsiminde meyve verdi. Aralık ayında kar yağışıyla yüksek kesimlerin beyaza büründüğü kentte yaprak döken incir ağacında meyve görenler durumu şaşkınlıkla karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bölgedeki tehlikeleriyle başa çıkmak için Orta Doğu'ya ek olarak birkaç bin asker gönderebilir. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı John Rutte,
dün kongreye Pentagon'un İran'ın eylemlerini büyük bir endişeyle izlediğini söyledi. Bugün itibariyle Orta Doğu'da yaklaşık 14 bin ABD askeri personeli bulunmaktadır. Ek kuvvet gönderme tarihi henüz bilinmemektedir. Fransa Cumhurbaşkanı'nın suçlamaları Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile düzenlediği basın toplantısında kamuoyuna açıklandı. Türkiye'ye baktığımda müttefiklerimizle karşı savaşarak IŞİD ile koordineli çalıştığını görüyorum. Bu ilk defa değil ama en açık olanıdır. Macron, Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki Kürt sivillere karşı askeri operasyonlar düzenlemesinin bir semptomu olarak NATO'yu neredeyse ölü bir beyin olarak nitelendirdi. Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözleri geçici bir nitelik taşımıyor. Bu açıklama Fransa'nın en yüksek otoritesi ve Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi tarafından resmi bir suçlamadır. ABD Başkanı'nın bulunduğu bir ortamda Fransa'nın bu sinyalleri Ankara ile IŞİD arasındaki ilişkileri işaret ediyor ve bu sözler temeli olmadan söylenmiş sözler değil. Fransız özel servisleri bunu iyi biliyor. Onlar İslam Devleti'ni kurmadaki Türkiye'nin becerileri ile bölgedeki benzeri görülmemiş ve acımasız cinayetler hakkında Batı'ya kendi tutumlarını dikte eden Suudilerin sert duruşuna tanık oldular. Önemli soru, Macron'un hangi temelde Erdoğan'a yönelik kendi bombasını patlattığıdır. Dünya 11 Haziran 2014'te durduk yerde Irak ve Suriye'de Talibanlara benzer fakat bu kez Arap Talibanları gibi 2003'ten beri Zarkavi tarafından yönetilen ve asla iyi donanımlı bir devlet yapısına, sınırlarına, finansal kaynaklarına ve parasına sahip olmayan İslam Devleti adıyla adlandırılan bir terörist grubun ortaya çıkmasına şaşırdı. Makalenin tamamını web sitemizden okuyabilirsiniz. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Satranç Takımı'nın üyesi Gabriel Sarkisyan, 13 üzerinden 10.5 puan aldı ve Tallinn'deki Avrupa Hızlı Satranç Yarışması'nda şampiyon oldu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin ikinci temsilcisi Büyük Usta Zaven Andreasyan ise 9.5 puan ile 13. sırada yer aldı. Batı Ermenistan, satranç sporcularımızı tebrik ediyor ve daha fazla zaferler diliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni folk şarkısı Siletsi Yarıstaran adlı eseri Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.